TASAL'ın geliştirdiği çok büyük drone sistemlerinden bir tanesi de Cargo 75 ve Cargo 75'in de yeni modeli Saha Expo 2022'de sergileniyor. Şimdi biraz ne farkları var, ne yapıyor, ne ediyor, ne aşamadasınız çünkü sizin 2018'den bu yana bu tür büyük drone sistemleri üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Yeni Cargo 75'in özelliklerini alabilir miyiz sizden? Tabii 2018 yılından bu yana dediğiniz gibi aslında ağır sınıf hava araçlarıyla ilgileniyoruz. Bugüne kadar 3 tane prototip geliştirdik biz. Geliştirdiğimiz bu prototiplerde odaklandığımız şey aslında ilk prototiplerimiz rafta hazır çözümlerden oluşuyordu. Acaba buralarda nerelere odaklanmalıyız, hangi sistemleri özelleştirmeliyiz, daha iyi noktaya getirmeliyiz? İşte bunları anlamak, ayrıca ürünlerimizi sahada denemek, kullanıcılarla konuşmak suretiyle beklentileri anlamak açısından bir süreçti bu. Biz bunu böyle tarif ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da işte 75 kiloyla artık bunu son noktasına getirdik diyelim. Ürünün en büyük farkı, geçmiş geliştirdiğimiz prototip modellerine kıyasla en büyük farkı, bir kere artık sahada kullanıma hazır bir hale geldi. Elektronik testler yaptınız bunlarla ilgili. Testler yaptık, evet. Tabii ki kullanıcı birliklerle de doğrulamamız gereken bazı testlerimiz var. Bunlara da devam edeceğiz kısmetse. Değerli şirketlerimiz onlarla bir araya geldik. Bugüne kadar biz biliyorsunuz ağır sınıfta değil küçük sınıfta da hava araçları geliştiriyoruz. Aslında bunların çalışma sistematiği birbiriyle aynı. Kinematik modelleri aynı zaten. Dolayısıyla küçükte ne yaşadıysanız büyükte de aynısını yaşayacağınız aşikar. O yüzden bizim oralarda da çok 2012 yılından beri aslında biz çok rotorlu hava araçlarıyla ilgileniyoruz. Ciddi tecrübeler biriktirdik. Bunları masaya yatırdık. İşte diğer firmalarımızla birlikte bunları nasıl aşacağımızı değerlendirdik ve işte günün sonunda bu noktadayız. 3 yedekli bir otopilotumuz var. Otopilotumuz yerlidir. Donanım ve yazılım olarak hazır bir otopilot kullanmıyoruz. Bu bize gelecekte bu ürüne entegre edeceğimiz ilave iyileştirmeler, genişleme paketleri açısından ciddi avantajlar sağlıyor. Teknolojiye hakim olmamızı sağlıyor, dışarıya bağımsızlığımızı azaltıyor. Örneğin ürünümüzde ihraç kısıtıyla ilgili hiçbir şey yok. İtki sisteminde kendi motorlarımızı kullanıyoruz. Yine burada Türkiye'de çalıştığımız iki tane firma var. Bir de Doğu Avrupa tarafında çalıştığımız, üretim amaçlı tabii ki kullandığımız bir firma var. Motorların tasarımlarını kendimiz yapıyoruz. Daha ilave özellikler, bir hibrit opsiyonumuz var bu modelde. Zaten havaalıklarından falan dikkatinizi çekmiştir. Ben de şöyle bir izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Hibrit tabii ki elektrik motoru kullanılıyor ama gün geliyor şartlarda bazen şartlar zorluyor veya şarj edemiyorsunuz herhangi bir sıkıntı olduğu zaman hibrit yakıtla çalışan klasik motorlar. Bu konuda ne tür alternatifler kullanacaksınız? Şimdi şöyle aslında batarya teknolojisiyle geldik bu noktaya kadar. Batarya teknolojisinin bize kazandırdığı bazı avantajlar var. Bir kere bakım anlamında, uygulama anlamında kullanıcı açısından çok ciddi kolaylıklar getiriyor. Ama altyapı ihtiyacı açısından, işte hareket imkanınızın bir miktar kısıtlanması açısından da getirdiği dezavantajlar var tabii ki. Burada geçmişte batarya üreticileri tarafından çok fazla ağzımızın suyu akıtıldı aslında. Yani yıllara sari işte enerji yoğunluğunun ciddi şekilde yükseleceği. Ama baktık ki talep çok fazla, evet, beklenen. Aslında otomotiv sektörü bir noktaya getirdi bu işi de. Biz hala havacılık tarafında beklediğimiz güç yoğunluklarına ulaşamadık. Dolayısıyla aslında operasyon konseptine göre hani sabit iki nokta arasında ne bileyim 15, 20, 30 kilometrelik menziller içerisinde böyle ağır yüklerin yüksek irtifa da olsa taşınmasında hiçbir problem yok batarya teknolojisinde. Ama görev süresi uzadığı zaman? Tabii görev süresi uzadığı zaman orada artık ya helikopter tarzı bir sisteme geçmek ki o sisteme başka kompleks çözümler getirdiği için artık ben bir miktar eskidiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok rotorlunun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hibrit sistemlere dönmek, hibritin de hani içten yanmalı bir motorla, pistonlu bir motorla yapılandırılmış bir versiyonu olabilir. Türbinle yapılandırılmış bir versiyonu olabilir. Hidrojen bu arada çok gündemde. Hidrojen paketli bir hibrit çözüm olabilir. Tamamen bütçeye, ihtiyaca. Aynen öyle. İhtiyaçlara göre ya bizim DASAL olarak yapamayacağımız hava aracı kapsamında ülkemiz açısından da söyleyeyim. Ülkemizin yapamayacağı şey yok aslında bakarsanız. Bütün bu çözümlere hakimiz.
Bu konuyla ilgili geçmişte aldığımız TÜBİTAK'tan destekler var. Vakıf şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz projeler var. Bunlardan zaten Aselsan'la ortaksınız DASAL olarak. Aselsan'la ortağız. Bizim TUSAŞ'la da ortak bir şirketimiz var. Orada da işte milli platformların alt sistemlerini yerleştiriyoruz, üretiyoruz. Türkiye'de servo valve üretmeye soyunuyoruz. Uçuş kontrol eleyicileri üretiyoruz. O yüzden aslında bilgimiz var. İşte son kullanıcımızla birlikte bunları artık sahaya yansıtmamız gerekli olan bir noktadayız. Ülke olarak da buna da ihtiyacımız var. Çünkü bunun için çalışıyoruz diyelim. Peki son sorum tamam hep böyle dağlar, karakollar arası evet. Mühimmat aktarımı diye düşünüyoruz ama deniz platformları için kargo 75'i adapte edebilecek misiniz? Evet, edeceğiz. Zaten bu yeni nesil dememizin sebebi aslında bu çözümün marin sistemlere de uyumlu bir şekilde kurgulanmasından geliyor. Dolayısıyla denizde de bir deniz platformunda görev yapabilecek bir İHA ihtiyacı da gerçekten çok kritik. Bu konuyla ilgili de sadece çok rotor özelinde değil, helikopter çözümleri üzerine de çalışmalarımız var bu arada. Bu konuya önem veriyoruz. Bizim Savunma Sanayi Başkanlığımızla ve zırhlı araç üreticilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz hani zırhlı araçlardan kalkıp hareket halinde tekrar zırhlı araca, hatta belli zorlayıcı koşullar altında, yani böyle pırıl pırıl bir gökyüzünde değil ama böyle tozlu, bulutlu, yağmurlu, böyle hafif engebeli ortamlarda da iniş yapabilecek drone sistemleriyle ilgili çözümler için yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. Bunu belli bir olgunluğa getirdik. Bu çözümü çok hızlı bir şekilde marin sistemlere de uygulayabiliriz. Çünkü o da hareket eden bir platform eninde sonunda yani. Çok teşekkürler. Bunların hepsini yavaş yavaş bütün ürünlerimize kısmetse entegre edeceğiz. İDEF'e de daha ağır, daha hatta insan taşıyacak seviyede büyüklükte dronlarla geliyor olacağız kısmetse diyelim. Sizden manşet haberi de aldık. Gelecek yıl Mayıs'ta yapılacak İDEF için. Çok çok teşekkürler. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.